Herkese merhabalar arkadaşlar. Acil Matematik Deneme Deposu Problemler Konu Denemelerinde deneme çözümlerimize devam ediyoruz. Bu videoda 31. denemenin çözümünü birlikte yapacağız. İlk soruda Mustafa ve Sevgi birilerin altışar tanesini Cem adında ortak bir arkada bir tanıdıklarına veriyorlar. Daha sonra Mustafa ve Sevgi kalan bilgilerini aralarında eşit olarak paylaşıyor. Mustafa'nın başlangıçta 28, son durumda ise 24 bilyesi olduğuna göre sevginin başlangıçta kaç bilyesi vardır? Şimdi sevginin ilk tane bilyesi olsun. Mustafa 6 tanesini Cem'e verdi. 22 tanesi kaldı. Sevginin o zaman 6 tanesini verdi. x 6 tane. İkisinin bilyeleri eşit olarak paylaştığı için o zaman 2'ye bölüp buradaki son durumdaki bilyelerin eşit olacak. Ve bize de zaten son durumda Mustafa'nın 24 bilyesi kaldığını söylüyor. Yani ikisi 24-24 paylaşmış. Buna göre buradan X'i bulalım. Ee, şöyle diyeceğiz 16 artı X değerimiz 48'e eşit. Buradan da X değerimiz 32 geldi. Sevginin başlangıçta kaç bilyesi vardır dediği için cevabımız C şıkkı oldu. İkinci sorumuza bakalım. Ceren yukarı özellikleri verilen iki farklı marka otomobilden birini satın almayı düşünmekte. Ceren bir yılda ortalama kaç kilometre yol yapacağını düşünerek satış fiyatları aynı olan bu otomobillerin yıllık giderleri hesaplamış ve bu giderler arasında bir fark olmadığını görmüştür. Ceren bir yılda ortalama kaç kilometre sürüş yapmayı planlamakta? Şimdi bize ikisinde de 100 kilometredeki yakıt tüketimlerini vermiş. O zaman 100 kilometre x defa 100 kilometrelik yol yaptığında o zaman 7,2 x litre burada benzin harcamış olacak. Ve her bir litresinin 6,25 olduğunu söylüyor. Çarpı 6,25 ve yıllık motor taşıtlar vergisinde 1200 TL olduğunu söylüyor. Aynı şekilde diğer duruma da eşitmiş. Diğer durumda da yine aynı şekilde x defa 100 kilometrelik yol yaptığında 5x litre benzin harcayacak. Ve toplamdaki litre yakıtı ise 5 TL çarpı 5 artı vergisi ise 2800 geldi. Buradan işlemlerimizi yaparak x değerini bulalım. Şimdi şöyle diyeceğim 1200'ü karşı tarafa gönderdiğimiz zaman 1600 artı buradaki değerimiz 25x geldi. Onu da diğer tarafa aldık ve buradaki x değerimiz şöyle diyeceğiz 7,2x çarpı 6,25'ten buradaki değerimiz 45x geldi. Burası ise 25x. Karşı tarafa aldığımız zaman da 20x'in değeri buradan 1600x değerimizde sıfırları sadeleştirdiğimiz zaman 80 geldi. X defa 80 kilometre, x defa 100 kilometrelik yol yaptığına göre o zaman 100 çarpı 80'den 8000 kilometre yol yapmayı planlamaktadır diyoruz. Üçüncü sorumuza bakalım. 3 öğrenciden biri 2 dakikada 3 soru, diğeri 3 dakikada 4 soru ve bir diğeri de 4 dakikada 5 soru çözmekte. Sadece bu 3 öğrenci bir sınıfta 180 soruluk bir sınava aynı anda girmiş ve her biri tüm soruları çözüp ardından sınıfın dışına çıkarak diğer öğrencileri beklemeye başlamış. Buna göre sınavdan ilk çıkan kişinin ikinci çıkan kişiyi beklediği süre, sınavdan ikinci çıkan kişinin sınavdan son çıkan kişiyi beklediği süreden kaç fazla? Şimdi şöyle diyelim 180 soru. O zaman her birinin 180 soruyu kaç dakikada yaptığını bakalım burada. Çünkü sınavı bitirip çıkıyorlar. 3 soruyu 2 dakikada yapıyor. 180 soru yani 60 katı olduğu için o zaman 120 dakikada bitiriyormuş birincisi. Yani ilk olan 120 dakikada bitiriyor. Diğeri 4 soruyu 3 dakikada. O zaman burada 45 katı. 45 katından 135 dakikada bitiriyor bir diğeri. Diğeri ise 4 dakikada 5 soru. 36 katı. 36 katını aldığımız zaman da 144 dakika. O zaman ilk sınavdan çıkan 120 dakikada yapan kişi, daha sonra 135 dakikada yapan, daha sonra 144 dakikada yapan. İlk çıkan kişinin ikinci çıkan kişiyi beklediği süre 15 dakika. Sınavdan ikinci çıkan kişinin sınavdan son çıkan kişiyi beklediği süre ise 9 dakika. Bu aradaki farkın kaç olduğunu sorduğu için de cevabımız 6 dakika geldi. Dördüncü sorumuza bakalım. A ve B okullarındaki öğrencilerin okuduğu bölümlerle ilgili bilgiler veriliyor. A okulundaki 23 öğrenci sayısal bölümde, 24 öğrenci ise dil bölümünde okumakta. A ve B okullarında bu üç bölümde okuyan toplam toplam öğrenci sayısının 234 olduğunu vermiş. Bu iki okulda sayısal bölümde okuyan toplam öğrenci sayısı, iki okulda sayısal bölümde okuyan toplam öğrenci sayısı sözel bölümde okuyan toplam öğrenci sayısının 5'te 2'sine eşit. O zaman ben sözel bölümde okuyanlara 5x dersem bunun 5'te 2'si yani 2x. O zaman sayısal bölümde okuyanların toplamı Buna göre B okulu sayısal bölümde okuyan toplam kaç öğrenci vardır bize burasını sormuş. Şimdi biz e, tamamın 234 olduğunu biliyoruz. Şöyle yapalım dillerin toplamı zaten 24. 24'ü çıkarttığım zaman 210 kişi. Buradaki aslında iki iki satırında toplamı ve o iki satırı da biz zaten 5x artı 2x şeklinde ifadeyle vermiştik. Yani 7x'in 210 olduğunu biliyorum. Buradan da x'in 30 olduğunu buluyoruz. 2x o zaman burası sayısalların toplamı 60 sözellerin toplamı ise 150 kişi. Biz bu kısmı arıyoruz zaten. 23 ile buradaki topladığımız zaman 60 olabilmesi için o zaman buradaki B okulunda sayısal bölümde okuyan toplam 37 tane öğrenci varmış. Beşinci soruda iki çocuklu bir ailede ikinci çocuk doğduğunda birinci çocuğun yaşının annenin yaşına oranı 3 bölü 16. Şimdi anne birinci çocuk diyelim ve ikinci çocuk İki çocuklu bir aileden bahsediyor. İkinci çocuk doğduğunda o zaman sıfır yaşında olduğunda birinci çocuğun yaşının annenin yaşına oranı 3 bölü 16. O zaman burası 3x ise anne 16x diyebilirim. Birinci çocuğun babanın yaşına oranı ise 1 bölü 16. Şimdi o zaman baba da var ve birincinin babanın yaşına oranı 1 bölü, 10, 1 bölü 6 ise 6 da 1. O zaman şöyle olsun 18x ise birincinin babaya oranı 1 bölü 6 geldi. İkinci çocuk birinci çocuğun yaşına geldiğinde demiş. İkinci çocuk birinci çocuğun yaşına geldi yani 3x yıl sonra ikinci çocuk 3x yaşında olur. Burası birinci çocuk 6x, anne 19x, baba da 21x yaşında olur. Yaşına geldiğinde demiş. Bu ailedeki kişilerin yaşlar toplamı ikinci çocuğun yaşının 16 katından 2 fazla. Şimdi yaşlar toplamını aldığımız zaman buradan 40 49x İkinci çocuğun yaşının 16 katından 2 fazla yani 48x artı 2. Buradan da x'in değerini 2 bulduk. Bu iki çocuk arasındaki yaş farkı kaçtır demiş. Birinci çocuk burada 6 yaşında, ikinci çocuk 0 yaşındaydı. Dolayısıyla aralarındaki yaş farkı 6 geldi. Altıncı soruda bir okul müdürü iki temizlik personeline okuldaki özdeş dolapları temizleme görevi vermiştir. Aynı anda işe başlayan ve sabit hızla çalışan personellerden birincisi kendisine verilen 150 dolabı 5 saatte bitirip diğerine yardım etmeye başlamış. İkinci personel verilen dolapların temizlenme işi bu iki personel birlikte çalışmaya başladıktan yarım saat sonra bitmiştir. İkinci personel kendisine verilen görevi tek başına bitirmiş olsaydı birinci personelin toplam çalışma süresinden bir buçuk saat fazla çalışmış olacaktı. Şimdi birinci personel 5 saat çalıştı üzerine yarım saat çalıştı beş buçuk saat çalıştı. Bundan bir buçuk saat fazla ise demek ki ikinci personel 7 saat çalışıyor. Buna göre okul müdürünün bu iki personel temizlemeler için verdiği dolap sayısı kaçtır? Şimdi mesela 5 saat üzerinden gittiğimiz zaman, 5 saatte 150 tane dolabı tamamlamış birinci personel. Diğerinde de şimdi mesela 7 saat dedi, 7 saatte mesela 7'nin katı kadar iş yaptın. Yani 7x kadar dolap tamamladığında o zaman 5x kadar hatta 5 saate diyelim, 7 saatte 7x dolap temizliyorsa, 5 saatte de 5x kadar dolap temizleyecek. Yani 5 saat bittiğinde 150 dolap burada, burada da 5x kadar dolap tamamlanmış oldu. Eksik olan normalde 7x kadar dolap temizlemesi gerekiyordu. Aradaki fark 2x. Yani 2x kadarlık da dolap temizlemesi gerekiyor. Ve o 2x kadarlık dolabı da diğerinin yardımıyla birlikte yarım saatte tamamlamışlar. Peki yarım saatte birincisi ne kadar e, dolap temizlemiş ona bakalım. 5 saatte 150 dolap ise 1 saatte 30 dolap. Yarım saatte ise 15 dolap. O zaman 15 dolap o yarım saat içinde 15 dolabı birinci personel temizledi. Artı diyelim ikinci personel ise yarım saatte ne kadar burada e, dolap temizleyecek 5 saatte 5x ise 1 saatte x dolap, yarım saatte de x bölü 2 dolap temizlemiş olacak. O zaman toplamda eksik olan 2x dolaba bunların toplamı eksik olan 2x dolaba eşit olmuş ki yarım saatte tamamlamışlar. Karşı tarafa aldığımız zaman buradan 3x bölü 2 15'e eşit. Sadeleştirdiğimiz zaman x'in değerini 10 bulduk. Okul müdürünün bu iki personeli temizlemeler için verdiği toplam dolap sayısı kaçtır? Biri zaten 150 idi. Diğerine de 7x dedik. O zaman x de 10 olduğuna göre 70 geldi ve toplamda 220 dolap temizlemeleri için verilmiş dedik. 7. sorumuza bakalım. Hızları sırasıyla 30 km ve 50 km olan A ve B araçları doğrusal bir yolun K noktasından aynı anda ve aynı yöne doğru harekete başladıktan 2 saat sonra. Peki 2 saat sonraki konumlarına bakalım. 2 saat sonra o zaman A 60 kilometre yol olacak A burada. Diğeri ise 100 kilometre yol olacak 2 saatte. O zaman B de burada olsun. Şöyle diyelim B de 50 kilometre hızla gidiyor. A 30 kilometre böyle saat hızla gidiyor. 100 kilometre burası o zaman 40 kilometre geldi. 2 saat sonra C aracı da K noktasından A ve B araçlarıyla aynı yöne doğru harekete başlamış. C aracı B aracına yetişir yetişmez. Şimdi buradan C başlıyor ve hızı 60 verilmiş. B aracına yetişir yetişmez. Şimdi aralarındaki mesafe 100 kilometre. A ile B, pardon C ile B'nin aralarındaki mesafe 100 kilometre. Birinin 60 birinin 50. Hızları aynı yönde olduğu için büyüğün hızından küçüğün hızını çıkarttık. 10 kilometre bölü saat çarpı T dediğimiz zaman 10 saatte C B'ye yetişecekmiş. Peki nerede yetişiyor C B'ye? 10 saat sonra 60 kilometre hızla gittiği için 600 kilometre mesafeyle Buraya C gelmiş ve şimdi buradaki son durumda o zaman şuraya kadar yüzdü. dolayısıyla buradaki mesafe %500. Buraya geldi. Ve e, aynı zamanda B ile birlikte burada yetişmiş oldular. Yani B buraya gelene kadar C de buradan buraya gelmiş 10 saatte. Daha sonra hareket etmeye e, yön değiştirerek demiş C aracı B aracına yetişir yetişmez. Burada yetişti. 10 saatte C aracı B aracına yetişti. Yön değiştirerek A aracına doğru aynı hızla hareket etmeye baş devam ediyor. Şimdi o 10 saatte 10 saatin öncesinde A buradaydı. Daha sonra 10 saat daha geçtiğinde artık 300 kilometre yol almış olacak. Yani normalde aralarında mesela buradaki mesafe için şöyle söyleyelim. Aralarındaki mesafe 540'tı. A 300 kilometre yol aldı. A artık buraya geldi. O mesafenin içerisinde A artık burada 300 kilometre yol aldığına göre o zaman buradaki toplamda 340 olabilmesi için şurada bir 260 kilometre. Yani burada geriye 240 kilometre kalmış. C de burada. 10 saat sonunda C, B yetişti ve A da buraya geldi. A ile C'nin aralarındaki mesafe şu an 240. Ve A aracının buraya geldikten sonra sonuçta A bu tarafa doğru gidiyordu. C bu tarafa. Ama yetiştikten sonra yönünü değiştirmiş ve A'ya doğru devam etmiş. C aracı B aracına yetiştikten kaç saat sonra A ile karşılaşır? O zaman buradaki mesafeyi ne kadar zamanda birbirlerine karşılaşacaklar ona bakalım. E, Aralarındaki mesafe 240 birbirlerine doğru geliyorlar. A'nın hızı 30 C'nin hızı 90 pardon 60 dolayısıyla toplamları 90 geldi. Çarpı T bu kadar zamanda C A'ya A ile karşılaşacaktır diyoruz. Sıfırları sadeleştirdik. 3'e böldük 8, 3'e böldük 3 geldi ve T buradan 8 bölü 3 saate eşit oldu. 8. sorumuza bakalım. Furkan A kitabının içindeki 400 sorunun %60'ını, B kitabının içindeki 300 sorunun %70'ini, C kitabının içindeki x tane sorunun %90'ını çözmüş. Şimdi hemen şöyle yapalım. 400 tane kitabın %60'ını, B kitabının içindeki 300 tane sorunun %70'ini ve C kitabın içindeki x tane sorunun da %90'ını çözmüş. Yani burada 4-240 tane soru çözmüş. Burada 210 soru çözmüş. Burasını da 9x bölü 10 olarak bırakalım. Furkan C kitabından çöz Furkan'ın C kitabından çözdüğü soru sayısı yani 9x bölü 10 çözdüğü toplam soru sayısının %60'ıdır. Şimdi çözdüğü toplam soru sayısı bunun tamamı. Yani 450 artı 9x bölü 10'un %60'ı C kitabından çözdüğü soru sayısına eşitmiş. Buna göre sadeleştirmelerimizi yapalım. Burada birer tane sıfıra gönderelim. Onlar hatta onları sadeleştirelim. Burada 3'e böldük. 3x geldi. 3'e böldük. Buradan 2 geldi. 3x eşittir. 2'yi dağıttığımız zaman 900 artı 18x bölü 10 geldi. Sadeleştirdiğimiz zaman 1,8x. Diğer tarafa aldık. 1,2x. 900'e eşit. Şöyle yapalım. Hatta burasında 12x bölü 10 diyelim. 900'e eşit oldu. 3'e böldüm 4 geldi. 3'e böldüm 300. Hatta buradan da 75 çarptığımız zaman da x değerimiz 750'ye eşit oldu. 9. soruda 2019 yılındaki satış fiyatı A TL olan bir aracı 2020 yılında 120.000 TL'ye satın alan Naci, aracı satın aldıktan sonra aracın bakımı için 10.000 TL'lik bir ödeme yapmış. O zaman araç 130.000 TL'ye gelmiş. Naci bu aracı 2019 yılındaki satış fiyatına göre %50 karla satmayı planladığında yani A'nın üzerine %50 kar koyduğunda A artı A bölü 2 TL sattığında satıştan 14.000 TL kar elde edeceğini hesaplıyor. Yani buradaki satışın normal satışın üzerine bir 14.000 daha koyduğunu hesaplamış. Buna göre buradaki A değerini bulalım. Şimdi şöyle diyelim burada topladığımız zaman 14.000'e eklediğimiz zaman 144.000. Burada a'nın %50 fazlasına eşitmiş. Yani 3a bölü 2'ye eşit. Buna göre sadeleştirme işlemleri yaptığımız zaman burada 3'e böldük. 48.000 48.000 çarpı 2'den a değerimiz de buradan 96.000'e eşit oldu. 10. soruda bir kabın içerisinde %20 şeker olan 110 gram şekerli su karışımı bulunmaktadır. Şimdi 110 gram burada 110 gram tamamı %20'si yani 110'un %20'sini aldığımız zaman da 22 gramının da şeker olduğunu biliyoruz. Üstü açık olan bu kap güneş gören bir yere konulduğunda kap içindeki suyun her 2 dakikada 1, 1 gramı buharlaşıyormuş. Şöyle diyelim 2 dakikada 1 gram, 1 gram su buharlaşıyor ve her 5 dakika sonunda da 2 gram şeker ekleniyor. Her 5 dakikada 2 gram şeker eklenecekmiş. Buna göre kabın güneş gören bölgeye yerleştirildiği andan itibaren kaç dakika sonra kaptaki şeker oranı %62 olur. Şimdi 2 ve 5 dakikayı ortak olarak mesela 10 dakikada eşitleyelim. 10 dakikada ne olacak? Mesela 2 dakikada burada 1 gram su buharlaştığına göre 10 dakika olabilmesi için o zaman buradaki değerimiz hatta 10x'te de eşitleyelim bunları. Onun hangi katında eşitlendiğini bilmiyoruz. 10x olabilmesi için o zaman burada 5x katını aldığımız zaman 10x dakikada 5x katını aldık. 5x gram su buharlaşmış oldu. Dolayısıyla buradan e, tamamından şeker kısmından değil, tamamı toplam karışımdan 5x suyu çıkarttık. Aynı şekilde şeker ekleniyor. 5 dakikada 2 gram şeker yine 10 de eşitleyeceğim. 2x katını aldım burada. 10x dakikada 2x katına aldığımız için 4x gram şeker ekleniyormuş. O zaman 4x gram şeker eklendi. Şekere ekledik ama sonuç olarak karışım da arttığına göre artı Burada da 4x diyoruz. Ve bu oranın %62 olduğunu söylüyor. Buna göre işlemlerimizi yapalım. Şöyle sadeleştirdik. 31.50 geldi. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 22 çarpı 50'den burada 1100 geldi. 1100 artı 4x çarpı 50'den 200x. Eşittir diyelim. 31 çarpı 110 değerimizden buradan 3410. Eksi x kaldı burada. 31 ile de çarptığımız için eksi 31x. Karşı tarafa aldığımız zaman 231x. 110'u diğer tarafa aldığımız zaman ise 2310 geldi. Buradan da sadeleştirdiğimiz zaman x değerini 10 olarak bulduk. Kaç dakika sonra dedi. Biz 10x dakika almıştık. 10x dakika sonra. Dolayısıyla x değerimiz 10 olduğuna göre 10 çarpı 10'dan 100 dakika sonra bu oran geliyormuş. 11. sorumuza bakalım. Alaaddin 3 tane kartonun ön yüzüne ABC harflerinden birini, arka yüzlerine ise birer sayı yazmış ve aşağıda bu kartonların ön yüzü gösterilmiş. Kartonların arkasına yazdığı sayıları soran bir arkadaşına ise şu ipucunu veriyor. Alttaki iki kartonun arkasına yazdığım sayıların farkının mutlak değeri. Mesela B ve C'nin arkasına yazdığı sayıların mutlak değeri. B eksi C mutlak diyelim. Değeri üstteki kartonun arkasına yazdığım sayıya eşit. Yani A'nın arkasındaki sayıya eşitmiş. 3 kartın arkasına yazdığım sayıların toplamı da 1. Yani A'nın, B'nin ve C'nin toplamı ise 1'miş. Alaaddin sayıların hangisi en az bir kartın arka yüzüne kesinlikle yazmıştır? Şimdi burada mutlak değeri çözümleyelim. Mutlak değer bir A olarak bir de eksi A olarak çıkartıyorduk. B eksi C bir A'ya eşit. Bir de B eksi C eksi A'ya eşit. Şimdi ikisinden nasıl bir denklem bulabiliriz? Mesela A gördüğümüz yere burada A gördüğümüz yere B eksi C yazarsak eğer bunları topladığımız zaman C'ler de gider. 2B buradan 1'e eşit. B'nin de değeri 1 bölü 2. Dolayısıyla arka yüzüne en az bir kere mutlaka kesin yazmış olduğu sayı B'nin arkasına B değerimiz direkt 1 bölü 2 çıktığına göre B'nin arkasına kesinlikle en az bir kere 1 bölü 2 yazmıştır diyoruz. Dolayısıyla cevabımızı buluyoruz. Son sorumuza da bakıp denememizi tamamlıyoruz. Bir kursta ABC olmak üzere toplam 3 sınıf bulunmakta. Yapılan matematik sınavında sınavı geçenlerin oranı yüzde olarak her sınıf için aşağıda gösterilmiş. Örneğin C sınıfındaki öğrencilerin %50'si matematik sınavından geçmiş. Matematikten geçemeyen öğrencilerin 1 bölü 3'ü kurstan ayrılıyor. ABC sınıflarına başlangıçta eşit sayıda öğrenci olduğuna göre şimdi her birinde 100x öğrenci olsun. 50x'i burada sınavdan geçmiş. Geçen de şöyle yazalım. 50x'i geçmiş. Burada 20x'i. Burada da yine aynı şekilde 50x'i. Kalanlar ise burada 50x. Burada 80x. Şöyle diyelim. Kalanlar. Burada da yine aynı şekilde 50x kalan. Eşit sayıda öğrenci olduğuna göre son durumda B sınıfındaki öğrencilerin matematik dersinden geçenlerin yüzdesi en çok kaçtır? Şimdi B'de. de. Ee, burada Sonuç olarak da matematikten geçemeyen de 100-180 x öğrenci vardı. Geçemeyenlerin 1 bölü 3'ü kurstan ayrılmış. 60 x tane öğrenci kurstan ayrılıyor. Şimdi biz B sınıfındaki oranın burada geçenlerin oranın en çok olmasını istiyoruz. Yani o zaman sınıf mevcudu azalacak ki burada kazananların oranı artmış olsun. O zaman şöyle yapalım. 60 x bu ayrılanların hepsi B'den ayrılmış olsa 80 x tane zaten geçemeyen vardı. Geçemeyenlerden 60 kişi ayrılırsa geriye o zaman 20 x kadar kişi geçemeyenler olmuş oldu. Hatta şöyle diyelim, 100 x tamamıydı. Buradaki 60 x'in tamamı B'den çıktığında 40 x kadar kişi kaldı ve geçenler de 20 x'ti. Yani 40 x kadar da 20 x'i geçtiğine göre burada yüzdesini sormuş bize. Burada 1 bölü 2 oran yani yüzde 50'si geçmiş oldu. Olabilecek en yüksek oran yüzde 50'dir diyoruz. Evet arkadaşlar böylece 31. denemeyi de tamamladık. Bir sonraki denememize yani son olan 32. denemede görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.